Serdar Dursun, Kolkır, Çağatay Kuru Kalıp. Bak şimdi mesela. Diego Rossi genç. Max Meyer öyle, Beriş'e öyle, Emir zaten, Burak, Çağatay. Bak burada iki oyuncu. Kalk Serdar Kalkır Dursun 29 yaşında. Stephen Kolkır yanlış hatırlamıyorsam 30 yaşında. Kalk 30 yaşında. Onun dışında geç. Ee, genç. Kolkır zaten kadroda yok. Ee, muhtemelen birileriyle anlaşacak yani. Minja kim diyorsunuz? 23 yaşında. E, Diego Rossi 23 yaşında. Max Meyer 25 yaşında. Berisha 23 yaşında. Burak Kapacak daha zannediyorum 20 yaşında. 20. Çağatay Kuru Kulüp, e, ya 18 ya 19 yaşında. E, Emir Ortakaya'yı bilmiyorum. O da o civarlarda. O da 19 yaşında galiba. Yani e, öteki oyunculara da baktığımız zaman mesela Miyaza istiyorsunuz 26 yaşında. Perkas e, ya 26 ya 27 yaşında. Buna Osayi Samuel Ekle. 23 yaşında Altay Tiseren 20 kaç? 22 yaşında Salahi 23 yaşında yani, Ferdi Ferdi Bravo Burası. Ferdi o da 22 23 yaşında. Burak yani potacak var. Şey yaş ortalaması bayağı yüksekler ama savaşın savaşında dediği gibi mesela Gustavo gibi, Estozil gibi, Sosa gibi. Hatta bu Pelkasa İlfan Cana şey de diyebiliriz tecrübeli oyuncular da diyebiliriz. Genç ve tecrübeli oyuncular diye. O karma di, yapamazsanız di, olmaz da geniş tabii, kadro bak. Di, diyebiliriz. O etapta e, şeyle birlikte değişen, parayla birlikte değişen bir coşkusu var Fenerbahçe'nin. Yani e, genç takımı o coşkuyla da oynattığınız zaman e, ön, ön tarafta e, taraftarla da bir iletişim kurabiliyorsunuz. Şimdi taraftar ne istiyor Fenerbahçe taraftarı? Oradaki mücadele benim kalbimi yansıtsın kardeşim diyor. Yani oradaki oyuncular kazanmak için sonuna kadar bir savaş koysunlar ortaya, mücadele koysunlar ortaya ve ben o hissi o sahadan alayım diyor. Çünkü takım bunu yaptığın zaman otomatikman türbünleri de sahanın içine çekiyorsunuz. Ve Fenerbahçe'nin özelinde Fenerbahçe taraftarıyla birlikte yürür. Mesela e, bu sezon, e, geçen sezonda vardı gerçi, e, Sergen Hoca'nın, Fatih Hoca'nın taraftardan opsiyonları var. Taraftarın son derece desteklediği teknik adamlardı bunlar. Kaybettiklerinde bile, farklı kaybettiklerinde bile e, çok sıkıntı görmediler, çok linç görmediler. Mesela Galatasaray'ın bu sezon başı PSV ile yaşadığı maçlar ve sonuçları, Allah göstermesin Fenerbahçe'nin başına gelsek neler neler olurdu. Düşünebiliyor musunuz? Bir beş yedi, bir üç yedi galiba değil mi? Neler neler olurdu. Ama e, Fatih Hoca öyle bir karakter ki taraftar diyor ki tam diyor yenildik diyor. İşler kötüydü ama diyor Fatih Hoca düzeltir bunları diyor. Yani o güveni olmuş. Şimdi e, şeyde de Vitor e, Pereira'da bir bildiği vardır diye bir hashtag yakaladı taraftar üstünden genç oyunculara şans verdi. Genç oyuncu dediğin zaman e, adet duygusu daha yüksek oluyor. Taraftarın da, oyuncunun da e, takıma. Orada bir coşku yakalıyor. İkisi e, bir araya geldiği zaman da otomatikmen, özellikle kendi sahanızda oynadığınız maçlarda bir kişi fazla oynamaya başlıyorsunuz. Rakibi baskı almaya başlıyorsunuz. Hakemi baskı altında almaya başlıyorsunuz ve e, bunun sonucunda görüyorsunuz. Mesela Fenerbahçe'nin bir Antalya maçında bakın coşkuya. İlk yakaladığı pozisyonlara. Tamam golü son dakikalarda attı ama bir de Altay maçı. Bir de sıfır şutla bitirdi. ilk 45'i. İlk 45 öyle. Deplasmanda alınan e, sonuç. O yüzden Santrofor transferi çok önemliydi. Yani skor yapacak Santrofor transferi. Çünkü şu bir realite. Sana set defans yapan takımlara karşı zorlanacaksın. Geçen senelerde de zorlandın. Bu sene de zorlanmaya devam diyorsun. O e, katı defansı ki e, Mustafa abi, Mustafa Hoca 5 tane defans koydu. Önüne de 2 tane ön numara koydu. Yani 7'li yed blokla karşıladı falan açı takımını. Gol erken gelmesi belki o da sıkıntı çıkaracaktı. Mesela e, gollerden sonra yaptı hamlesini. Hep ofansif adamlar attı. Belki de o da onun planını 60'a kadar, 70'e 60 kadar ben berabere götürürsem sonraki hamlelerimle maçı kazanabilirim diye düşünmüş olabilir ki bence Hı. öyle düşünmüyor. Dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin skor yapan Santrafor'a çok 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 ihtiyacı var. Tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi. Ama transferi kapalı diyorsun büyük ihtimalle de. Yabancı Sandro. transferini kapalı bence. Artık ya, yaparsa ya yerli yapar. Başkanın Başkan Santrafor konusunda bir iki defa demeci vardı yani alacağız diye. Yani bu baktığın zaman Crespo, Rossi. mesela Rossi de tamam ama Rossi'den sonra da galiba açıklama yaptı alacağız diye. Kapanan takımlara açılacak savunma baktığı zaman ya genç takım, tecrübeli oyunculara sahip. Mesela o Ferdi'nin Altay'daki o mücadelesi. Geçen sene Ferdi bir vardı bir yoktu. Burada Vitor Perera Ferdi konusunda belli ki ısrarcı davranacak. Diğer taraftan hiç alışık olmadığımız şekilde Muhammed'in e, bir maç değil ardından diğeri maçta da 11'de başlaması, genç Arda'yı oynatması bunların hepsi güzel şeyler. Skora yansıdıkça güzel. Yani sonuca yansıkça güzel ama sonuca yansımadığı zaman bu sefer eleştiri başlar. Abi ama zaten. burada maç oynanırken Vitor Pereira'nın öyle bir sistemi var ki hücum yönünde ben hep e, hücumda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Savunmayı çözdüğü anda ve bu hücum oynayan oyuncuların hepsinde savunmaya yardıma gelmesini istiyor. Zaten e, Savaş mesela e, ben burada üç, üçlüğe dönmesini eleştirdim. Çünkü zaten yeni bir takıma geliyorsun. E, bir de bunun üstüne yeni bir sistem getirdiğin zaman sıkıntılar yaşayacaktı. Genç oyuncular transfer ediyorsun. 7. şampiyonsuzluk senesine girmiş Fenerbahçe. Ama e, dediğin gibi son dakika 10 bon dakika. Attı kazandı. Gol yemedi. Tabelada 3 yazdı. Kazandığın zaman alanın genişliyor. Özgüven de yükseliyor. Özgüvenin yükseliyor. Camiye sana olan güvenin da, artıyor. Daha, daha rahat risk alabiliyorsun. Ve e, tamam taraftarlı maç oynayacaksın bu sene ama... Fenerbahçe'nin iyi oynamak gibi bir zorunluluğu da yok Esasında bu sene Kazanmak gibi bir zorunluluğu var İyi an, oynarak kazanmak başka bir şey bazı mi? Bazı maçlarda kötü hayır. oynayabilirsin ama bunu alışkanlık Kötü oynayarak kazanırsan olmaz ha, Hayır iyi oyna Kazan burada problem yok Ama kazan Yani top 65 35 sende işte 55 45 sende bu ne demektir? rakipte iyi oynamışsın demektir esasında Mesela şey maçı, Altay maçına baktığımız zaman 2-0 yaptı, 2 değişiklik yaptı, 3-6-1'e döndü. Ne oynadı? Defans oynadı. Yani e, riski rakibi de almasını istedi. Ben hızlı adamlarla o geçiş oyunu yaparım dedi. Bana ne dedi? Ben 2-0 aldım. Bu skoru tutacağım dedi. Normalde ne derler? Büyük takım defans yapar mı kardeşim? Yapar. Yani Vitor Pereira çok doğru bir karar aldı. Ve bu kararın e, arkasında Perşembe günü maç yapmışsın Helsinki'de, sonra İzmir'e yani iki seyahat, biri yurt dışı, biri yurt içi, iki seyahat üst üste yapmışsın. Üç günde sonra maça çıkıyorsun. E, en önemli iki orta sahan, Gustavo ile Sosa, iki maçta da 90 oynuyor. Çok doğru bir şey yani. O takımın gardı düşecek, e, konsantrasyon düşecek, e, fizik olarak geri gidecek. Çok doğru hamleler yaptı yani. Artık e, seyredenlerin de o bakış açısını ona göre ayarlamaları lazım. Bence aynı şey bu sene e, Galatasaray için de geçerli olacak. O da skoru alıp topu rakibe bırakacaktır Fatih Hocam. Bunları göreceğiz. Özellikle Fenerbahçe'de Altay maçının ilk yarısının benzeri maçları bazen göreceğiz. Bazen de ilk yarıda skoru yakalayıp ikinci yarı e, takım halinde Abi zaten şey orada. Her zaman olmadı büyük takımlar için. Yani gol attıktan sonra çok problem yaşamıyorlar zaten rakip risk almaya başladılar o gol at... Problem o ilk, ilk gol yani öne geçecek sayı e... ne kadar erken bulursa o kadar rahat maç geçiriyor. Savunmayı ne kadar çabuk oturtursa şu anda %60'larda falan arada Gülcan abi. Yani savunmayı tamamen üçlü savunma tutması anlamında. Yani çünkü orada o sayı Nazım bir sahabek daha gelirse belki Şimdi... sürpriz bir sabek onu ilerleyen saatlerde belki söyleyecek Gülcan abi. O da gelirse. Ali Bey dedi ki savaş hızını kestim kusura bakma yetmiş koruduk dedi kadroyu. Abi 19 tane futbolcu gönderdin. %70 korumak tabii ki. Üstüne hani... de ilave de geldi. Hem de ba ciddi baya bir ilave de yaptı. Abi oynayan oyunculardan 3 kişi gitti. Ozan, Caner, <laughs> Gökhan Gökhan 3. Diğerleri kaldı. Yani on, on %70'i kaldı. Geçen sene ee, oynayan takımdan. Direkt 11'de olan. Direkt 11'de olan. 8. Ha, Polit P Pereira mesela Irfan'ı oynatmayabiliyor. Mesut'u oynatmayabiliyor. O da e, kendi niye kendi, ke abi? kendi değişikliklerini Hazır mı yapıyor. mı değil. Mesut sakat abi. Ee, sakat sakat. İşte tartıştıklarına yönelik iddialar var, dedikodular var. Hani dedikodu üzerinden yürütmeyeyim işi de. Ya onunla ilgili ben e, konuşuluyor, yazılıyor. Ben hiç. çok önemli bir problem olduğunu e, düşünmüyorum. E, Mesut'la ilgili yani Pereira'nın Mesut ile Mesut'un da Pereira ile ilgili çok önemli bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Mesut dünya yıldızı bir oyuncudur. Zaten problemin olmayacak. Problem varsa da yok edeceksin. Mesut'u bir an önce o kadroda en verimli şekilde kullanmaya çalışacaksın.